Şimşek bundan aylar önce lütfen arkadaşlar ben dedi önlü arkalı kağıtları kullanıyorum. Hani siz de kullanın. Bak demek ki önlü arkalı kullanmak çözüm olmamış. Demek ki hani yetmemiş. Şimdi yeni tedbirler, şimdi araçların satışları gündemde. Peki Mehmet ya, yetmez, Şimşek yeni yetmez. Tedbirler alamıyor mu? Kamudaki harcamayı dondurabilecek güce ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı sahip değil mi? Birileri kamu harcamalarının devam etmesini, o lüksü, o şatafatı yaşamaya devam etmeyi istiyor olabilir mi? Mehmet Şimşek bu kadar güçlü olabilecek mi kamu harcamalarını durdurmakta? Çok güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim. Bir kere her şeyden önce araçları falan bir tarafa koyun. Tamam. Yani öyle algıyla falan hiçbir şey yapamazsınız. Bir, zombi şirketleri gözden çıkartacaksınız. Dün Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Dedi ki uygulayacağımız enflasyon düşürücü tedbirler dedi. Piyasaya şoklama olur ve insanlar iflas edebilirler dedi. Ya zaten bizim zombi dediğimiz yani bilançoda hiçbir artısı olmayan, istihdam sağlamayan, üretim yapmayan firmalar bırakın batsın kardeşim. Bırak batsın. Yani zeplinin bir şekilde balonun yükselmesi için veya uçağın yükselmesi için gereksiz olan ağırlıkları atın kardeşim, atın. Bundan korkmayın. Söyleyeceklerinizi unutmayın Onur Bey. Bir dediniz, iki de kalalım. Devam edeceğiz. Bir yeni gelişmeyi çünkü aktaracağım izleyicilerimize. Biliyorsunuz Yargıtay seçimleri konusu yılan hikayesine dönmüş durumdaydı. Artık kaçıncı tur olduğunu takip etmek bile çok zor. Adaylar arasında Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uygulamayan 35. tur seçimlerden bahsediyoruz bu arada. Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk var. Sesiniz bizimle bu arada Onur Bey. Bu arada çekilen bir Yargıtay üyesi. Yargıtay'da düğüm çözülüyor mu sorusunu sormamıza sebep oluyor. 35. turunda Muhsin Ertürk adaylıktan çekilmiş sevgili izleyicilerimiz. Bu bilgiyi verelim, izleyicilerimize aktaralım. Hani hukuki sorunlarımız, yaşadığımız garabet ekonomiye yansıyor diyorduk ya. Bir türlü Yargıtay başkanı da seçilemiyordu. 35. turda Muhsin Ertürk adaylıktan çekilmiş. Şimdi tekrar dönüyoruz. Kamu harcamalarını dondurabilir mi? Dondurmak diyor. Hani kaldırmak, yok şimdi etmek de değil, bir süre dondurmak galiba. Buyurun. Birinciyi söyledik. Zombi şirketlerin bir kere gözden çıkartılması net bir şekilde.